Farkındalık koşusuna katılanlar tarihi Kızıl Kule'ye kadar koştuktan sonra tekrar Karayolları Müdürlüğü'nün önündeki parkta etkinliği sonlandırdı. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Bayram Yalçınkaya, "Her bireyin yakını, akrabası bu önemli hastalığa yakalanıyor. Bizde de personelimizden uluslararası ilişkiler sorumlusu Onur Aydemir bunu başlattı. Onun eşi şu anda bir rahatsızlık yaşıyor ama çok ciddi mücadele ediyorlar. Bunu ciddi anlamda atlatmış durumda. Böyle bir günde federasyon olarak hem spor camiamız olarak böyle bir farkındalık içinde olmak istedik. Onların başlattığı bir şeydi. Biz de onlarla birlikte devam ettik. Belediyemiz, ilçe gençlik ve spor müdürlüğümüz olsun bu farkındalığa destek verdi. Bizim için önemli bir gün. Eğer buna bir katkı sağlayabildiysek veya farkındalık yaratabildiysek bizim için çok büyük bir mutluluk" dedi. Ciddi anlamda atlatmış durumdalar. Ama tabii bunu biz farkındalıkla ilgili böyle bir günde hem federasyon olarak hem spor camiamız olarak bu farkındalığın içinde olmak istedik. Onların başlattığı bir şeydi. Biz de onlarla birlikte devam ettik. Sağ olsun böyle birçok ilçede, birçok ilde sporumuzu yapan burada mesela Kübra Hanım sağ olsun hakemlerimizden o burada çok büyük bir öncülük yaptı. Belediyemiz olsun, spor ilçe müdürlüğümüz olsun bu farkındalığa destek verdiler. Bizim için önemli bir gün. Eğer buna bir katkı sağlayabildiysek veya farkındalık yaratabildiysek bizim için çok büyük bir mutluluk. Alanya'nın triatlon branşı için çok önemli bir lokasyon olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Federasyonumuz 2001 yılında özellik kazandı fakat Alanya'da ilk triatlon 1991 yılında düzenlendi. Alanya'nın bu sene 30. yılı, bizimse 20. yılımız. Alanya'nın şöyle bir özelliği var, dünyada bu kadar uzun süre yapılan 30.sü yapılan iki lokasyondan birisi. O yüzden Alanya bizim için branş için çok bilinirliği üst düzeyde bir yer" diye konuştu. Lokasyon neden? Bizim federasyonumuz 2001 yılında özellik kazandı fakat Alanya'da ilk triatlon 91 yılında yapıldı. Yani Alanya'nın bu sene 30. yılı, bizim ise 20. yılımız. Ve şöyle bir özelliği var Alanya'nın, dünyada bu kadar uzun süre yapılan iki lokasyondan birisi. Yani 30.sü yapılan sadece iki lokasyon var dünyada. O yüzden de Alanya aslında bizim branş için çok bilinirliği üst düzey bir yer. Emre Kıldırgıcı ise Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanımız Bayram Bey ile beraber bugün Eylül ayının sonunda yapacak olacağımız Avrupa ve Dünya Şampiyonalarımızın protokolü Alanya Belediyesi ile imzalandı. Onun için buradayız. Bu vesileyle Alanya Belediyesi'nin sporcuları, ilçe gençlik ve spor müdürlüğümüzün sporcularıyla beraber Dünya Kanser Günü etkinliği dolayısıyla bir farkındalık yaratmak amacıyla spor etkinliğimiz oldu. Karayolları Parkı'ndan başlayıp Kızılkule'de devam eden ve daha sonra yine karayollarının orada bitecek olan spor etkinliğimiz oldu. Bu tür etkinliklerimiz ilçe spor müdürlüğümüz olarak devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı bu tür etkinliklere bekliyoruz diye konuştu. Spor etkinliğimiz oldu. Karayolları Parkı'ndan başlayıp Kızılkule'nin burada devam eden ve daha sonra yine karayolların orada bitecek olan bir spor ve koşu etkinliğimiz oldu. Bu tür etkinliklerimiz ilçe spor müdürlüğü olaraktan devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliklere bekliyoruz.